Merhaba, aylık makro videomuza hoş geldiniz. Küresel piyasalar, Türkiye piyasaları bayram tatilinde ve kapalı iken aslında oldukça zorlu bir dönemden geçti. Hatta halen Mart ayı sonundan bu yana risk iştahı oldukça zayıf diyebiliriz. Burada ilk etapta ABD'de verilerin, ekonomik aktivitenin hem büyümeye dair hem istihdam piyasasına dair hem de enflasyona dair genel makro görünümün oldukça güçlü kalması tabii etkili oluyor. ABD'de örneğin TÜFE enflasyonu inatçı bir seyir sergiliyor bazı alt kalemlerde. Hatta çekirdek enflasyonun son 3 aydır devamlı aylık olarak %0.4 seviyesinde açıklanması piyasaların Fed'in yapması beklenen faiz indirimleriyle ilgili moralini biraz bozuyor. Hatta hatırlarsanız Mart ayında Fed kendi faiz indirim tahminlerini değiştirmemişti. Yani 2024 için 75 bas puanlık, yani 3 tane faiz indirimi planını korumuştu. Fakat burada son dönemde o kadar çok veri akışı güçlü seyrediyor ki ve aynı zamanda ABD'de de tahvil faizleri de yükseliyor ki, yani örneğin 10 yıl vadeli devlet tahviline baktığınız zaman faiz çok kısa bir süre önce %4.20 seviyesindeyken kısa bir sürede hemen %4.6'nın üzerine yükseldi. Bunlar tabii piyasanın faizle ilgili fiyatlamalarını da değiştirdi. Normal şartlarda şu anda Fed'in %5.3 seviyesindeki faizinin aslında bu sene sonunda %4.6'ya inmesi bekleniyor. Fed'in kendi planı da bu yöndeydi. Fakat piyasalar daha önce yine Fed'e benzer şekilde 3 tane faiz indirimi fiyatlarken artık 2 tane faiz indirimi fiyatlar hale geldi. Aynı zamanda da ilk faiz indirimi de daha önce Haziran veya Temmuz ayında yapılması beklenirken şimdi Eylül ayına ötelenmiş durumda. Hatta Eylül ayında bile tam olarak bir adet faiz indirimini piyasalar fiyatlamıyor. Burada tabii ki aslında Avrupa'ya baktığımızda ECB'nin mesajları halen bankanın faiz indirimine yakın olduğu yönünde, yani yaz aylarında ECB'nin bir faiz indirimi yapması olası gibi gözüküyor. Ama Fed yakın zamanda, özellikle Mayıs ayının başında Fed'in toplantısı var, yorumlarında yani metninde biraz daha şahin, para politikası açısından belki şahin bir dil kullanabilir. Ve daha sonra da bu sene için 3 tane faiz indirim tahminini belki aşağı doğru revize edebilir. Bu da tabii ki genel olarak aslında hem gelişmiş ülke piyasaları hem de gelişmekte olan ülke piyasalarının yatırım algısını ve risk iştahını bir miktar zayıflatıyor. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de büyüme göstergelerinin oldukça güçlü seyrettiğini görüyoruz. Yani bu yılın ilk çeyreğinde tüketim oldukça güçlüydü. Aynı zamanda üretimde de bir miktar toparlanma gördük 2023'ün son çeyreğine kıyasla. Yani aslında büyüme kompozisyonunun biz 2024'ün ilk çeyreğinde geçen senenin sonuna göre biraz daha iyileştiğini, net dış talebin özellikle kompozisyon açısından daha arzu edilebilir bir hale geldiğini göreceğiz muhtemelen. Fakat tabii tüketimin bu kadar güçlü olması muhtemelen yerel seçimler öncesinde yerli yatırımcının da dövize yönelmesiyle, yani ileriye dönük kur ve enflasyonla ilgili beklentilerin bir miktar bozulmasıyla talebin öne çekildiğini ve tüketim harcamalarının da bu nedenle bu kadar belki de güçlü seyrettiğini gördük. Burada tabii piyasaya baktığımız zaman piyasaların baktığı birkaç tane önemli konu var. Bir tanesi Merkez Bankası'nın rezerv pozisyonu ve görünümü. Bir tanesi yabancı yatırımcının portföy akımları. Bir de diğer göstergeler var. Yani enflasyon gibi, cari açık gibi. Burada ilk başta Merkez Bankası'na bakacak olursak aslında yerel seçimler öncesinde, yani özellikle Şubat ve Mart aylarında yerli yatırımcının dövize yöneldiğini, ciddi şekilde dövize bir talep olduğunu gördük. Aynı zamanda portföy akımları da Türkiye'ye yönelik hız kesti. Yani aslında geçen sene Kasım ve Aralık aylarında hisse senedi, TL cinsi tahvil piyasası ve Eurobond piyasaları kanalıyla olumlu yönde Türkiye'ye yönelik portföy akışları görürken bunun yılbaşından itibaren hız kestiğini, sekteye uğradığını gördük. Burada tabii ki aslında ilk etapta küresel gelişmeler rol oynamıştı. Yine Fed'in biraz daha piyasanın faiz indirim
beklentilerini tırpanlamaya çalıştığı bir dönemdi o zaman. Ama daha sonra devreye biraz yurt içiyle ilgili endişeler de, seçim öncesi endişeler de girmeye başladı. Yani yerli yatırımcının da döviz talebi ve özellikle enflasyonun yılın ilk iki ayında beklentilerin üzerinde kalması Ocak ve Şubat aylarında, bütün bunlar birleşti diyebiliriz. Portföy akımlarının aslında Ocak ayının sonlarından itibaren belirgin şekilde duraksadığını, daha sonra da çıkışa doğru hareket ettiğini görmeye başladık. Ama Merkez Bankası yerel seçimler öncesinde piyasaların beklentisinin ötesine geçen ve piyasanın önüne geçecek şekilde bir faiz arttırımı yaptı. Politika faizini %45'ten %50 seviyesine yükseltti. Bununla birlikte tekrar 22 Mart haftasından itibaren bu üç kanalla Türkiye'ye yönelik portföy akımlarının yeniden artıya geçtiğini görüyoruz. Bu gidişat önemli olabilir ve aslında devamının habercisi olabilir diye düşünüyoruz. Yani bu görünümün seçimlerin de atlatılmasıyla birlikte biz sürmesini bekliyoruz. IMF'nin ve Dünya Bankası'nın düzenlediği bahar toplantılarında da yine Türkiye'nin ekonomi yönetiminin hem Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın mesajlarını dinledik, hem de Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek'in mesajlarını dinledik ve özellikle seçimlerden sonra da sıkı para politikasının korunacağı, hatta gerekirse daha da arttırılabileceği ile ilgili ve aynı zamanda mali politikada bazı tedbirler alınması ile ilgili mesajlar vermeye devam ediyor ekonomi yönetimi. Burada Türkiye'nin yaşaması gereken aslında en önemli konu şu anda dengelenmenin gerçekleştirilmesi. Neden? Çünkü enflasyonu düşürebilmek için, yani dezenflasyon sürecini tesis edebilmek için tek çare muhtemelen büyümeden biraz feragat etmek gerekiyor gibi gözüküyor. Çünkü enflasyon aslında özellikle yılın ilk iki ayında oldukça inatçı bir seyir izliyordu. Şimdi Mart ayı enflasyonunu en son gördüğümüzde biraz daha ılımlı seviyelerin en azından bazı kalemlerde, hani yine göreli yüksek olsa da Ocak-Şubat aylarına göre biraz daha ılımlı seviyeler olduğunu görebiliyoruz. Burada biz yıllık enflasyonda Mayıs ayında %75'e yakın bir seviye bekliyoruz ama burada bazı aleyhte baz etkileri devreye giriyor. Yani bu etkiler nedeniyle Mayıs ayında aslında bu kadar yükselecek yıllık olarak enflasyon. Daha sonra da Haziran ayının ardından enflasyonun düşmeye başlayabileceğini hesaplıyoruz. Yıl sonu tahminimiz de şu an biraz %45 seviye, yani piyasadaki genel beklentilerin hafif üzerinde, piyasada genel tahminlerin %45 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Bizimki de %48 seviyesinde. Burada tabii ki önemli birkaç tane konu olduğunu düşünüyoruz. Bir tanesi Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının, göreli yüksek politika faizinin devam etmesi, standart TL vadeli mevduat faizlerinin yüksek kalması önemli. Çünkü yatırımcıyı, özellikle yerli yatırımcıyı TL'de kalmaya ikna etmek ve TL'ye yöneltebilmek için. Çünkü burada bir süredir piyasada TL likitte fazlası oluşuyor. Dönem dönem Merkez Bankası bununla ilgili bazı tedbirler alıyor. Likitte fazlası ortadan kalkıyor ama sonra tekrar ortaya çıkabiliyor. Bunun birkaç tane tabii sebebi var. Kur korumalı mevduat dönüşleri burada etkili olabiliyor. Aynı zamanda da Merkez Bankası'nın yerli bankalarla yaptığı swap anlaşması burada, ihaleler etkili olabiliyor. Yani swaplara baktığımız zaman, yerli banka ile swaplara tabii ki dönem dönem oynaklık gösterebiliyor. Bazen 45 milyar dolar, bazen 55 milyar doların üzerine çıkıyor miktar olarak. Ama yaklaşık tahmini 50 milyar dolarlık bir yerli bankayla swap olduğunu görüyoruz. Yani aslında bankaların, yerli bankaların elinde fazla döviz likiditesi olduğu için, özellikle döviz mevduatlar kaynaklı ve bu kadar çok Türkiye'de döviz cinsi kredi talebi olmadığı için bankalar bunu Merkez Bankası'na veriyorlar. TCMB'de o dövizi alıp karşılığında TL veriyor yerli bankalara, basitçe anlatmak gerekirse. Bu da tabii ki TL likidite fazlasına neden oluyor. Bunun da en önemli aslında yarattığı sorunlardan bir tanesi parasal aktarım mekanizmasının işleyişini bir miktar zorlaştırması. Yani normal şartlarda Merkez Bankası'nın politika faizini belirlediği zaman diğer bütün piyasadaki faizlerin de, yani bankaların kredi mevduat faizleri, hatta TL tahvil faizleri,
Tabii ki tahvil faizi aslında asıl olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, merkezi yönetim bütçesinden ve borçlanma görünümünden tabii ki etkilenir. Ama burada diğer beklentiler de devreye giriyor. Yani Merkez Bankası bir faiz belirlediği zaman diğer bütün faizler de onunla birlikte ortaklaşa hareket etmeli ve politika faizini takip etmeli. Ama burada TL piyasasında likitte fazlası oluştuğu zaman dönem dönem veya sürekli olarak burada biraz Merkez Bankası'nın eli zorlaşıyor. Sıkı para politikası uygulaması biraz zorlaşıyor. Biz şu anda örneğin Nisan ayından itibaren, yani artık Mart ayı enflasyonunun da biraz daha beklentilere kıyasla ılımlı açıklanmasıyla birlikte tekrar bir Merkez Bankası'ndan ilave direkt faiz arttırımı olmayabileceğini düşünüyoruz. Yani aslında bu %50 politika faiz seviyesinin belki de yeterli kalabileceğini düşünüyoruz. Enflasyon görünümüne de tabii ki önümüzdeki dönemde bağlı olarak. Burada ama belki bazı teknik ayarlamalar yapılabilir. TCMB koridoru belki kullanabilir. Faiz koridoru çünkü alta ve üst banda doğru açıldı. Likitte fazlasının önüne geçebilmek için belki bazı ayarlamalar yapılabilir diye düşünüyoruz. Çünkü parasal aktarım mekanizmasının işleyişi bozulduğu zaman Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının reel ekonomiye geçmesi de zorlaşıyor. Yani finansal koşullardaki sıkılaşma ötelenebiliyor, yavaşlayabiliyor. Tam olarak istenen o sıkı para politikası etkisi görülmeyebiliyor. Bu nedenle buradaki likitte fazlasının aslında kalıcı şekilde tabii ortadan kalkması oldukça önemli diye düşünüyoruz. Zaten açıklamalardan da gördüğümüz kadarıyla Merkez Bankası'nın da ana hedeflerinden bir tanesi hem likitte yönetimi önümüzdeki dönemde, hem de yerli bankalarla swapları orta vadede, belki orta ve uzun vadede azaltmayı hedefliyor TCMB'de. Diğer veri görünümüne baktığımız zaman enflasyonda dediğim gibi aslında Temmuz ayından itibaren yıllık olarak düşüşün mümkün olduğunu görüyoruz. Fakat burada tabii birkaç tane önemli konu var. Bir tanesi ücret enflasyonu oldukça önemli. Yani ücret enflasyonu tekrar yılın ikinci yarısından itibaren hızlanırsa o zaman piyasanın da yıl sonu enflasyon beklentileri biraz daha yukarı doğru çıkabilir diye düşünüyoruz. Burada ücret enflasyonuna dikkat etmek gerekiyor. Bir de mali politikada bazı adımlarla ilgili son dönemde basında da ekonomi yönetiminin söylemleri var. Yani gelir artırıcı tedbirler veya harcama kısıcı yönde adımlar atılmasıyla ilgili veya bunların belki de ikisinin birden yapılmasıyla ilgili. Bu da aslında tabii ki dezenflasyon sürecine katkı verecektir. Çünkü bir tarafta Merkez Bankası elinden gelen her şeyi yapıyor. Diğer tarafta biraz belki fiskal desteğe de ihtiyaç var gibi gözüküyor enflasyonu düşürebilmek için. 2024 yılı için cari açıkta bizim beklentimiz 33 milyar dolar seviyesinde. Şu anda 12 aylık olarak Şubat ayı itibariyle 32 milyar doların altında bulunuyor Türkiye'nin cari açığı. 2023 sonuna göre kıyaslarsak 45 milyar dolardan aslında belirgin ve hızlı bir iyileşme var. Özellikle altın ve enerji ithalatı altındaki yıllık düşüşlerin desteğiyle. Buna tabii bir de altın ve enerji hariç ithalat talebinin azalması da destek verirse önümüzdeki dönemde, yani bir dengelenme hikayesi de destek verirse, o zaman belki bizim beklentimizin altında bile rakamlar görebiliriz yıl sonunda. Fakat tabii burada son dönemde Orta Doğu'daki gelişmeler maalesef jeopolitik gerginliklerin ciddi şekilde arttığını gösteriyor. Yani İran ve İsrail arasında son dönemde bir eskalasyon var ve bununla birlikte de dünyada enerji fiyatları yükseldi. Özellikle Brent petrolün varil fiyatı 90 doların hızlı bir şekilde üzerine çıktı. Bizim cari açık tahminimizi yaparken kullandığımız petrol ortalaması 84 dolar ve bizim tahminimizin üzerine %10 gibi bir fiyat görürsek 2024 ortalamasında, o zaman cari açığın yaklaşık 6,5 milyar dolar daha yüksek olacağını hesaplıyoruz. Bu da tabii ki aslında özellikle dünyadaki jeopolitik gerginlikler ve enerji fiyatları Türkiye'nin ödemeler dengesi görünümü açısından oldukça önemli. Ama şimdilik beklentimizi değiştirmiyoruz. Yani petrol tahminimizi de 84 dolar seviyesinde koruyoruz yılın ortalaması için. Böyle olursa gerçekten cari açıkta bu sene belirgin bir turizm gelirlerinin de desteğiyle belirgin bir iyileşme görebiliriz gibi görünüyor.
Piyasalara baktığımızda Türkiye'nin risk primi yani 5 yıl vadeli CDS bir süredir 300 bas puan ve 320 bas puan aralığında seyrediyor aslında. Yani burada sadece Türkiye'ye yönelik endişeler geçerli değil. Son dönemde özellikle hem ABD'deki yüksek getirili tahvil piyasasının da CDS'i yükselmiş durumda. Hem gelişmekte olan ülke piyasalarının da CDS'i, yani Türkiye bu piyasalarla birlikte aslında CDS'de biraz yukarı doğru hareket görüyor. Genel olarak küresel risk iştahındaki zayıflama kaynaklı. Ama burada eğer dünyada da bir iyileşme görürsek tekrar Türkiye'de de biz yılın ikinci yarısında özellikle 300 bas puanın altının bu sene mümkün olduğunu düşünüyoruz. Buraları görebileceğimizi düşünüyoruz. Bir de kredi notuyla ilgili tabii olumlu yönde beklentilerimiz devam ediyor Türkiye'ye dair. En son Fitch bir not artırımı yaptı ve hem Fitch hem S&P hem de Moody's Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitifte tutuyor şu anda. S&P'nin de Mayıs ayının hemen başında bir kredi not değerlendirmesi yapması ihtimali var. Burada biz bir not artırımı olabileceğini düşünüyoruz. Bundan sonra da konvansiyonel ekonomi politikalarının da sürmesiyle birlikte ve üzerine de birkaç tane daha enflasyonu düşürücü yönde eğer adım gelirse otoritelerden, o zaman aslında S&P'den sonra da yine kredi notunda iyileşme beklemeye devam ederiz yılın sonuna kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki ayki videoda görüşmek üzere.